mensupları 55 il başkanı arkadaşımızın ortak görüşünü ifade edeceğim. 43 il başkanı arkadaşımız fiilen katılım sağladı. 12 il başkanı arkadaşımızla online iletişim sağladık. Bir günde gerçekleştirilen bir toplantı olduğu için uçak biletleri ve benzeri bir takım planlamalar Yarın için yapıldığından dolayı ve bir iki arkadaşımızın da sağlık ve iş sorunlarından dolayı aramızda olmadığını, fiili olarak yüz yüze katılmadığını ama bu metnin etrafında hepimizin ortak olarak birleştiğini ifade ederek başlamak istiyorum. Biz aşağıda imzası bulunan 55 Cumhuriyet Halk Partisi il başkanları olarak genel kurul sürecinde irademizi ortaklaştırdık. CHP 38. Kurultayında örgütlerimizde başlayan yenilenme sürecini devam ettireceğine inandığımız CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun toplanan imzalar ve yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 900 delegenin desteğiyle yeniden seçileceğini görüyoruz. CHP 38. Kurultayının geleneklerine uygun olarak demokratik bir yarışa sahne olacağına, önce yerel seçimlerde, daha sonra genel seçimlerde partimizi iktidara taşıyacak yenilenmiş yönetimini oluşturacağına inancımız tamdır. Örgütlerimizde mahalleden başlayan, ilçe ve il düzeyinde devam eden yenilenme sürecinin Sayın Genel Başkanın liderliğinde kesintisiz olarak parti yönetiminde de devam edeceğine inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanından 56'sı son bir yıl içerisinde seçilmiş ve yenilenmiş olup yenilenen örgütleriyle yeni bir heyecanla iktidar yürüyüşüne hazırdır. Yenilenmenin kaynağı ve itici gücünün örgütler olduğuna, önümüzdeki dönemde bunu ortaya koyacağına yürekten inanıyoruz. 100 yaşına 100 yaşını tamamlamış cumhuriyeti ikinci yüzyılında demokrasi ile taçlandıracak yenilenecek yönetim kadrolarımızı 38. kurultayımızda örgütlerimizin iradesiyle belirleme kararlılığındayız. Cumhuriyet Halk Partisi altı okunda ifadesini bulan ilkeleri benimsemiş bir partidir. Benimsemiş kadrolara ve yönetime sahiptir. Programında belirtildiği gibi sol bir partidir ve sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinin ışığında mücadelesini sürdürme kararlılığındadır. Parti içi hukukumuzun örgütlerimizin iradesi ve önerileri doğrultusunda tüzük kurultayıyla yenileneceğini Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hem daha önceki konuşmalarında hem de biraz önce yaptığımız toplantıda ifade etmiştir. 20 gün içerisinde kurultaydan ya da bir takım teknik nedenlerle 1 Aralık tarihine sarkabileceği öngörülüyor. 1 Aralık tarihinde tüzük kurultayımız yapılacak ve bugüne kadar gelen teklifler örgütlerimize iletilecek. Örgütlerimizin önerileriyle kurultayımızda delegasyonumuz tarafından tüzüğümüzün yeni şekli benimsenecektir. İl başkanları olarak Önümüzdeki birinci hedef, 2019 yılında da olduğu gibi Genel Başkanımızın önderliğinde görevlerini başarıyla sürdüren ve Sosyal Demokrat Beledi Belediyeciliği başarıyla temsil eden yerel yönetici sayımızı artırmak ve hizmetlerini ülkenin her noktasına taşıma kararlılığındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları ve örgütleri olarak, Demokratik bir yarışa sahne olacak. Kurultay sonrasında 81 il başkanı ve il örgütleri birleşerek, güçlenerek çıkacağız. Birleşme ve güçlenme konusunda 81 il başkanımızın ortak görüşlerde olduğunu kısa bir süre önce yaptığımız il başkanları toplantısında da hep beraber teyit etmiştik. Bir arada iktidar için yola çıkacağız ve bunu başaracağız. Son sözümüz yaşasın cumhuriyet yaşasın cumhuriyet halk partisi diyoruz. Saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kurultayımızın başarıyla sonuçlanmasını, demokratik, aydınlık bir gelecek için bir adım olmasını diliyoruz. Saygılar sunuyoruz.